Koronanın Türkiye Cumhuriyeti'nde halay çekmesi böylelikle de kaçınılmaz oluyor. Valla sorumsuz bir milletik. Biraz da bizim elimizde olan bir şey. Yapacak bir şey yok yani. Ya bence bu bilinçsizlik yüzünden oluyor yani. İnsanlar bilinçsiz davranıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka sayısını açıkladı. Açıklanan tabloya göre Kayseri'de vaka sayısı artmaya devam ediyor. Bakalım Kayseri halkının bu konuyla alakalı duygu ve düşünceleri neler? Kayseri'de koronavirüsü her 100 bin kişide 196,07 olarak açıklandı. Bu konuyla alakalı duygu ve düşünceleriniz neler? Vallahi bunda yapılacak bir tek şey var yani. Bakanlığın da açıkladığı gibi mesafe, maske, temizlik. Fazla kalabalık ortamlara girmemek. Düğün, nişan veyahut da ölüye taziyeye gitmemek. Yani sonuçta devlet ne yapabilir ki? Yani birey uymadıktan sonra devletin yapacağı bir şey yok yani. Ya bu önleyebilir bilmiyorum yani. Tamamen kapanma diyor. Kapandık. Vaka sayısını düşürdük. Tekrar açıldığı zaman, tekrar patlama olduktan sonra bir şey yaramıyor yani. Bununla yaşamak zorundayız. Öyle gözüküyor. Yapacak bir şey yok. En kısa zamanda aşı olmak bence. O ne kadar faydalı olacak onu da göreceğiz. Aşı sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla ben Avrupa'da yaşıyorum. Almanya'dan geliyorum. Orada bu işi dahi beceremediler. Ellerini yüzlerine bulaştırdılar. Çünkü orada vatandaşına pek fazla değer vermeyen bir ülke. Neden dersen 80 yaşındaki bir teyzeye randevu veriyor. Şehrin öbür ucunda oraya gidecek, aşı olacak, evine gelecek. Ne refakatçi var, ne yardım eden var. Bunları orada gördük biz yani. Almanya bunu çok yavaş ilerletiyor. Olmuyor mu? Oluyor. Ama Türkiye bu konuda biz oradan gördüğümüz kadarıyla bir numara şu anda yani aşı yapma hızında diyelim. Bir de bu dağlara kadar hizmet götürme, bu insanların yaya, evlere, yaşlılara hizmet götürmesi ben çok güzel buluyorum yani. Vallahi koronavirüs artışına doğru işte bu. Çevrenin görünümü var. Kurallara uyulmama, milletimizin fazla duyarlı olmama, buna devlet ne yapsın? Yönetim ne yapsın veya da sağlıkçılar ne yapsın? Sıkıntı burada. Birbirimize duyarlı olup her şeyi maskeyi takmakla olmuyor. Maskeyi takıyor, mesafe yok. Mesafeyi kullanıyor, maske yok. Ve çok sık bir araya geliyoruz. Bana sorarsanız muhtemelen cumartesi günlerinin açılmasından kaynaklanıyor ve insanların bilmiyorum sorumluluğu olarak, sorumluluk sahibi olarak görünüyorlar ama işi olup olmadığı zaman da çıkıyorlar. Ya benim en büyük etkenin olarak cumartesi günlerinin açılması olarak görüyorum. Duygu ve düşüncelerim insanların havaların ısınmasıyla bir rehavete kapılması ve oluşan yoğunluklara bağlıyorum. Bir de toplu ulaşımlarda oluşan kalabalığa bağlıyorum. Sebebi bunlar benim için. Yerinde ve doğru tedbirler alınmalı, evet. Mesela toplu ulaşımlar için yoğunluklar azaltılmalı. Bu HES kodları tamam her yerde soruluyor ama bunlar için doğru bir şey mi bu HES kodlarının sorulması ve ne kadar doğru? Yani diyelim ki benim HES kodumda şey var, problem var, ne olacak? İçeri mi alıyorlar ya da almayacaklar mı? İlk başlarda ateş ölçtüler. Bu ateş ölçmek ne kadar doğru? Yani gençlerimiz biraz çağıyla hareket ediyor. Havanın verdiği ısınmadan dolayı biraz hani millet kendini dışarı adapte etmeye başladı. O yüzden dolayı da hastalık yani salgın artıyor. Vallahi sorumsuz bir milletik. Hiç kimse kimsenin sağlığıyla ilgili herhangi bir fedakarlık yapmıyor. Çünkü özellikle 65 yaşına hep 65 yaş ve üzeri olan kişiler içeri hapsedildi. Bunlar çeşitli kronik hastalıklar diye attı da yani hastalıklar da attı. Bunalıma girdi, millet hep dışarıya attı kendini çoğu. Hatta yasak zamanlardan bile çıkanlar oluyor. Ben elimden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyorum ama yine de yani çıkıyoruz dışarıya. Yani bakıyoruz maskesiz geziyor, adam sigara içiyor. Ne uyaran var, ne bir doğru bir ceza var, ne bir şey var. Ceza tedbirleri de olmadığı zaman da ne oluyor millet? Nasıl olsa ceza yok diyorlar, kendini kapıp koyuyorlar. Ya bence bu bilinçsizlik yüzünden oluyor yani. İnsanlar bilinçsiz davranıyor. Artık yani normalleşme olduğu için her şeyin geçtiğini düşünüyorlar. Bu yüzden de yani çok rahat davranıyorlar. Halbuki yani öyle bir şey yok aslında. Hala tedbirimizi almamız lazım bence. Ya mesela artık kafeler kapanmalı lazım. Yani mesela şu an hani burada hala 9'a kadar sokağa çıkma yasağı var ama başka illerde yok mesela. Onlar mesela yeni getirilebilir.
Maske özellikle daha dikkat edilmesi lazım. Mesafeye. Bunlar çok önemli şeyler bence. Yani koronavirüs vakaları yalnızca Kayseri'de değil, zaten yurdumuzun birçok noktasında artışa geçti. Üçüncü pik diyebiliriz. Uzmanlar en azından böyle yorumluyorlar. Koronavirüs artık biraz halkın diline düştü diyebiliriz. Bunu da söylememiz mümkün. Herkes bir yorum yapıyor. Herkes bir şey söylüyor. İşi uzmanlarına bırakmamız gerekiyor. Vakalar tabii ki artar. Bakın herkes burada el ele, kol kola, iç içe yürüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kurallara özellikle Kayseri'de riayet ettiğini, fakat dışarıdan gelen Suriye uyruklu, Afgan uyruklu mülteci insanların maalesef ben tedbirlere uymadığını düşünüyorum. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında marketlerin, bakkalların önü Suriyeli vatandaşlardan maalesef geçilmiyor. Aynı şekilde Antalya'daki tatil beldeleri Rus turistlerden, İngiltere, Polonya, Almanya gibi yurt dışının ülkesinden gelen insanlardan, yani polisimizin ceza yazamayacağı kişilerden geçilmiyor. Denize girenler, el ele kol kola markete gidenler, koronanın Türkiye Cumhuriyeti'nde halay çekmesi böylelikle de kaçınılmaz oluyor. Bu yüzden tedbirlere biraz daha uymalıyız diyeceğim ama artık vatandaş da tedbiri çok fazla kulak asmıyor açıkçası. Bugün bizler de ilk vakanın çıktığı günden bugüne yaklaşık 400 gün geçti. Herhalde 400 gün içerisinde bizim içimizdeki korku da, panik de, o sinir hali de eser kalmadı. Artık gündelik hayatımıza bakıyoruz. Bu saatten sonra tek kurtuluş, tek çıkar yol bence sürü bağışıklığı diye düşünüyorum. İnsanların tedbirsizliği, yapacak bir şey yok yani. Mesafeyi korumuyorlar, maske takmıyorlar. Odur yani, başka bir şey yoktur. Vallahi getirseler de bu insanlar yine aynısını yapar. Boşuna. Biraz da bizim elimizde olan bir şey. Yapacak bir şey yok yani.